Herkese merhaba. E-ticareti her zaman için Amazon ya da Trendyol'un ibaret olmadığını bilmek gerekiyor. Kendi web sayfamız üzerinden de ticaret yapabiliriz ya da farklı kaynakları kullanıp farklı hedeflerde satış yapabiliriz. Şimdi ben biraz daha ufkumuzu açabilmek adına ve daha fazla çeşitlilik yaratabilmek adına size Shopify üzerinden ticaret örnekleri göstermek istiyorum. Dropshipping iş modeli yine yapacağımız iş modeli. Tabii ki siz buradaki iş modelini ticaret modelini farklı bir şekilde kullanabilirsiniz elbette. Yani yine Trendyol'da da satabilirsiniz, yine Amazon'da da satabilirsiniz. Ama biraz daha böyle Shopify kendi web sayfamız üzerinden ya da WooCommerce gibi farklı alt altyapıları kullanarak kendi ticaret sistemimiz üzerinden satmayı size göstereceğim. Ve çok güzel e, ürünler göstermek istiyorum. E, bu videoda size bir tane çok güzel bir ürün göstereceğim. Eğer beğenirseniz ve devamını gelmesini isterseniz bu videonun altındaki yorumlara yazın ki devam videolarını ve daha fazla ürünleri göstereyim istiyorum. Şimdi biraz akıl yürütmeye çalıştığımız zaman düşündüğümüzde bu tarz web sayfaları yani Shopify, WooCommerce gibi altyapılardaki web sayfalarından nasıl ürün satılır? Tabii ki reklamla ürün satılır. Ben şimdi bir ürün buldum. Bu öyle bir ürün ki sosyal medyada reklamları yapıldığı zaman çok sevilmiş, çok fazla like almış. Hatta birkaç milyon dolarlık aylık bir hacme dahi ulaşmış öyle söyleyeyim. Çok sevildiği gibi ve çok talep gördüğü gibi de satan mağazalar, bu, bu ürünleri satan mağazalar gerçekten de güzel satışlar yakalamış ve Facebook'un biliyorsunuz ismi değişti, Meta oldu. Meta'nın library'sinde, reklam library'sinde. Biz bu ürüne ait kaç tane reklam olduğunu görebiliyoruz. Birazdan onları da kullanmayı size göstereceğim. Dolayısıyla reklamı az verilen ama piyasada çok tutan, reklamı çok sevilen, like edilen, beğenilen ve paylaşılan bazı ürünler var. Bu, bu ürünlerin toptancılarına bakacağız. Kaça alırız, ne kadara satarız bunları yine ekranda size göstereceğim. Ve adım adım aslında kendi internet sitemiz üzerinden bir inşaat kurarak, bir yapı kurarak nasıl ticaret yapabiliriz onu göreceğiz. Tabii ki de başta da söylediğim gibi siz kendi sitenizden değil de bunu Trendyol'a uyarlayabilirsiniz, Amazon'a uyarlayabilirsiniz ya da eBay'e uyarlayabilirsiniz. Oradaki seçenekler size kalmış. Ben sadece işin metodunu size gösteriyor olacağım. Şimdi ilk olarak ekranımda AliExpress'i görüyorsunuz. AliExpress, ben önce toptaynısını göstermek istiyorum size. AliExpress bu işin buradaki ürünleri satan muhtemelen Toptancısı veya toptancısından alan bir perakendecisi, perakendecisi diyebiliriz. Ama biz bu ürünü çocuk diş fırçası gördüğünüz ürün bu ürünü toptancısında bulup toplu da alabiliriz. Ama şu an biz perakendecisi yani bizim adımıza bu ürünleri Shopify'da ya da başka bir yerde sattığımızda bizim adımıza kargolayacak bir tedarikçi arıyoruz öyle söyleyelim. Şimdi AliExpress'te bu ürüne baktığımızda bu bir diş fırçası aslında şöyle bebek diş fırçası. Arasına diş macunu sürülüyor ve bebeklerin kolay bir şekilde dişleri fırçalaması sağlanıyor. Burada ilk dikkat ettiğimiz o konu ne? Kaç tane yorum aldı? Bakın 11.662 kişi buna yorum yapmış ve bugüne kadar 24.480 tane sipariş almış Aliexpress üzerinden. Fiyatı da 1 .15 dolar 15 cent. Şimdi niye bu kadar çok sipariş almış? Çünkü dropshipping yapılıyor. Yani başka insanlar geliyor buradan bu ürünü satın alıyor ve farklı platformlarda satış yapıyor. Yani bu ürünler dropshipping yapıldığı için bu kadar çok satıyor buna eminiz çünkü bu kadar çok satış ve özellikle Facebook üzerindeki o library'de yani kütüphane, reklam kütüphanesinde çok daha az reklamının olması ve bu ürünü satan web sayfalarındaki yani Shopify web sayfalarında çok talep görüyor olması, çok yorum almış olması bu ürünün AliExpress'ten toptan satılmak amacıyla yani başka bir yerde satılmak amacıyla toptan alındığını anlayabiliyoruz. Şimdi devam edelim. AliExpress'e bakıyorduk en son. Sonra şimdi bu reklamı, daha doğrusu ürünün reklamlarını aratacağız. Facebook'tan nasıl reklamları yapılıyor? Şimdi ben Meta'nın, yani Facebook.com'un reklam kütüphanesine ki Google'a Facebook ya da Meta reklam kütüphanesi yazdığınız zaman buraya çok kolay bir şekilde erişebiliyorsunuz. Buraya girdiğinizde ürünün ismini yazıyorsunuz ve arattırıyorsunuz. Size 51 tane sonuç çıkartıyor bakın. Şimdi az önceki üründen bahsetmiştim. Bir diş fırçası demiştik. Bakın reklamı nasıl? Hemen görelim. Bu bir video reklam. Bu videoları tabii ki birçok yazılımla indirebilirsiniz. Siz de kendi markanızda yeniden video olarak yayınlatabilirsiniz. Veya bir taktik göstereceğim size. Ya yani taktikten ziyade aslında bir kaynak göstereceğim. Bu kaynakta da video hazırlamayı göreceksiniz. Şimdi bu videodan gördüğünüz gibi viral olması çok normal. Çünkü çok tatlı, çok güzel bir video ürünü çok iyi anlatıyor. Geza bu da öyle. Yine benzeri şekilde bakın, Çinliler çekmiş böyle bir video. Diğer videoya bakalım. Evet. Bayağı çürümüş çocuğun dişleri. Şimdi bunun macunu böyle sıkıyor. Gayet de güzel. Diş fırç dişlerini fırçalıyor ve diyor ki çocuğunuzun dişi tertemiz oldu vesaire. Çok güzel mesaj. Tam böyle annelerin, babaların izlediği zaman, "Aa evet ben bundan bir tane alayım." diyebileceği bir e, reklam olmuş aslında. Şimdi bu ürünü satan ben bir tane Shopify'da bir web sitesi buldum. Bu ürünü satıyorlar. E, ve gördüğünüz üzere 650 tane review yorum almış. Bu yorumlar gerçek olmaya gerçek de olabilir. Bunu bilemeyiz tabii ki. E, baktığınız zaman ne kadara satıyor bu ürünü? Hemen şöyle seçelim. 2 6 yaş diyelim. Pembe diyelim. Bir tane diyelim. Hemen bakın 12 dolar 98 sente satıyor. Şimdi dropshipping yaptığı çok aşikar çünkü muhtemelen bu ürün bana eğer şu an alırsam Çin'den kargo olacak 12 dolara. E, AliExpress baktığımız zaman bu ürün e, şöyle bakın bir tane diyoruz ve Amerika'ya e, Çin'den gönderimi 1 dolara yapıyor. Çin'den Amerika'ya gönderimi 1 dolara yapıyor. Toplam 2 dolar 17 sente bir maliyeti var. Burada satıyor ürünü 12 dolara yani ne oldu? 10 dolar net karı oldu bundan. E, günde 100 tane ürün satsa günde 1000 dolar kar edecek neredeyse. E, çok mantıklı. Neden mantıklı? Şimdi reklamı arttırdık. Shop, e, Facebook üzerinde. 51 tane kelimeyle uyuşan sözcük çıkarttı. Yani şu kelimelerden herhangi birini içeren 51 tane reklam sonucu çıkarttı. Yani çok çılgın bir reklam verilme durumu yok. E, dolayısıyla e, reklamlar çok tabii like edilmiş. Reklamların detayına girip bunları görebiliyorsunuz. Reklamlar çok sevilmiş Müşteriler tarafından başkalarıyla paylaşılmış. Yani Facebook'ta kişiler tarafından. Dolayısıyla ne olmuş? Viral olmuş. Çok da güzel bir ürün sonuç itibariyle. Bunu satan birçok web sayfası elbette var. Ben en başarılı gördüğüm için bunu size gösteriyorum. Çok güzel bir ürün görseli açıklamalar. Bunlar tabii ki Alibaba'da, AliExpress'teki Alibaba'da da bu ürünü çok rahat bulabilirsiniz bu arada muhtemelen. 50 sente, 60 sente bulursunuz Ali Baba'da. Eğer toptan yaptırmak istiyorsanız, e, açıklamalar çok iyi. Ürünün e, şöyle aşağısına indiğimiz zaman az önce görmüş olduğunuz o videoları tek tek buraya e, resim formatında yerleş GIF formatında yerleştirmiş. E, insanlar izlesinler, baksınlar diye mümkün olduğu kadar detay vermiş, çok fazla ayrıntıya girmiş. Ölçülerinden bahsetmiş, e, ödeme sistemleri vesaire her şeyden bahsetmiş. Ve dolayısıyla burada e, sizin satın alabilmeniz için gerekli olan tüm aksiyonlar almış ve yorumlar. Yorumlarda e, 650 tane müşteri yorum var. Muhtemelen bu yorumlar AliExpress'ten e, kopyalanmış yorumlar olabilir ki Shopify'in farklı kaynaklardan e, yorumları alıp buraya e, import etme, ekleme şansınız oluyor, olabiliyor Shopify'da. Muhtemelen o taktiği kullanmış olabilir. Şöyle bir analiz ettiğimiz zaman müşteriye tamamen güven veren bir e, sistem içerisinde. Bunu 12 dolara ortalama 10 dolar karlılıkla bu kişi satıyor. Zaten Shopify'ın eklentileri burada bakın son alan kişiler şunlar diye getiriyor mesajları sol alt köşede. Dolayısıyla bu da insanlara güven veriyor. Her ne kadar gerçek olmasa da aslında öyle söyleyelim. Bunlar hep Shopify'ın eklentileri. Dolayısıyla bu ürün AliExpress'te bulduğumuz bu ürünü Shopify'da çok rahat bir şekilde satabiliriz. Tahminim dediğim gibi 2-3 milyon dolarlık bir hacme ulaşmış olabilir aylık Shopify platformu üzerinde çünkü 24480 sipariş alındıysa ki farklı tedarikçiler de var biz sadece şu an bir tane tedarikçiye bakıyoruz AliExpress'te bu ürünü satan yüzlerce binlerce satıcı var Alibaba var orada da satanlar var. Dolayısıyla Shopify'da sadece burası satmıyor, birçok site satıyordur. Dolayısıyla çok çok iyi bir e, kitleye ulaşmış olabilir. Bu tarz ürünleri satmak için tabii dediğim gibi başta reklam kullanmak gerekiyor. Reklamları çok iyi kullanmak gerekiyor, Facebook reklamlarını. Burada hedef kitlemesi e, yaptığınız zaman hedef kitlesini çocuklar, anne babalar... Ve diş sağlığı şeklinde seçtiğiniz zaman büyük ihtimalle hedefinize ulaşacaksınız ve Amerika'ya hedeflemek gerekiyor. Bu, bu ürünü Amerikalılara satmak gerekiyor. Çünkü e, Shopify gibi benzeri platformlardan daha doğrusu siz, herhangi bir web sayfasından Amerikalıların alışveriş yapma olanağı çok yüksek. Yani evet Amerikalılar Amazon'u çok kullanıyor, eBay'i çok kullanıyor ama e, normal işte web sayfası üzerinden de buradaki olduğu gibi storehousehed.com'da olduğu gibi herhangi bir web sayfası üzerinden alışveriş yapmaları da çok olası. Çünkü kredi kartlarıyla alışveriş yaptıkları için ya da PayPal'la ödedikleri için kendilerini güvenli hissediyorlar. O yüzden şunu düşünmemek gerekiyor. Kim benim web sayfamdan alır, kim benim web siteme gelir de bu ürünü alır diye düşünmemek gerekiyor. Bu tarz çok satabilecek ürünleri az önce göstermiş olduğum Facebook reklam kütüphanesinde incelediğimiz taktikle ilerleyerek çok parlak ürünleri bulabilir ve bunları satabiliriz. Tabii şöyle bir durum da var bunu illa e, tabii Shopify olarak odaklanmamak gerekiyor. Ben Shopify'da örneklerini gördüğüm için ve daha karlı olabileceğini düşündüğüm için size gösterdim. Bu ürünü Amazon'da da satabilirsiniz. Amazon'da kendi markanızla ürettirerek satabilirsiniz. Mantıklı olabilir çünkü sonuçta talep gören bir ürün. Veya Türkiye'ye ithal edip Türkiye'de Trendyol'da hepsi burada da ya da farklı platformlarda satabilirsiniz. Sonuçta Türkiye'de de satılabilecek bir ürün. Çünkü talep görebilir insanlar bu tarz ürünleri seviyor. E, ucuz bir ürün ve çok aşırı pahalıya satmanıza da gerek yok. Karlılığı da fena değil. Türkiye'de ortalama işte 20-30 liraya 40 liraya satılabilecek bir ürün ama Türkiye'deki karlılık biraz düşük olabilir. O yüzden Amerika daha mantıklı gibi 10 dolar 12 dolar güzel paralar bu ürün için. Sonuçta bütün Amerika'ya kargonuz Maksimum 2,5 dolar ürün fiyatı dahil gidiyor. Yani 2,5 dolara mal ettiğiniz bu ürünü 10 dolara 12 dolara satmak Muazzam gerçekten de. Biraz reklam yatırımı yapmak gerekiyor. Evet biraz reklam için harcama yapmak gerekiyor. Ama bu ekranda görmüş olduğunuz şu an storehouse.com gibi bir web sayfası yaparsanız Shopify'da ki bunları yapmak çok zor değil. Eğer talep ediyorsanız bunlarla ilgili de gelecekte videolar çekebilirim. Bu tarz bir web sayfası yaparsanız insanlar pekala gelip sizden alışveriş yapabilirler ki bu web sayfası gördüğünüz gibi birkaç ürüne odaklanmış. Yani çok fazla ürün de satmıyor. Birkaç tane ürüne odaklanmış ve bu ürünlerden güzel satışlar yaptığını inanıyorum ve bütün ürünlerine de muhtemelen reklam vermiştir. Reklamla satış yapıyor. Burada zaten kategoriye girdiğinizde Kitchen, Toy, Home Improvement kategorileri var. şöyle ev ürünleri kategorisine baktığımız zaman da yine minik minik ürünler 1 dolara, 2 dolara tedarik ettiği ürünler ve fiyatları yine görüyorsunuz. Minimum 10 dolardan başlıyor ki burada e, satıcı bariz bir şekilde demiş ki ya ben buradan minimum 7-8 dolar kar edeyim demiş. E, öyle gözüküyor ve sattığı satış fiyatları da ortalama buralarda. İki Amerikalı içinde çok büyük fiyatlar değil gördüğünüz gibi. Yani 10 dolar, 14 dolar, 9 dolar bunlar herkesin verebileceği fiyatlar. Yeter ki ürün kullanışlı ve pratik olsun, yeter ki ücretsiz kargo olsun... Amerikalıya bu ürünleri çok rahat bir şekilde Facebook reklamlarında göstererek çok rahat bir şekilde satabilirsiniz. Çok zor değil. Ee, gördüğünüz gibi çok pahalı ürünler yok. 100 dolara 200 dolara ürünler yok. Belki de en pahalı ürünü şuradaki 34 dolar dolar olan rende muhtemelen. Ee, zaten yorum da yok görüyorsunuz. Demek ki çok fazla satmamış. Fiyat yükseldikçe yorumlar yorum sayıları düşmüş. Ama fiyat e, aşağılara indikçe de yorum fiyatları fiyat e, yorum sayıları da yükselmiş demek ki burada ucuz ürünleri satmak mantıklı. 1 dolara, 2 dolara mal ediyoruz. Ortalama 12 dolara, 15 dolara satıyoruz çok da mantıklı bu yolda bu yolda ilerleyebiliriz. Ben sadece bir tane ürün gösterdim size. Eğer daha fazla ürün göstermek göstermemi isterseniz, bu konuda daha fazla video hazırlamamı isterseniz, merak ediyorsanız yorumlar bölümüne yazın ki ben anlayayım istediğinizi. Çünkü yorumları her ne kadar cevaplayamıyor olsam da mutlaka tek tek her zaman her gün okuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.